Merhaba arkadaşlar, Rençmer TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler, biber sezonunda buraya fazla uğrayamıyordum. En son bunları, bu havuzlara ekmiştik, bu fitealarımızı. Fakat biraz bakımsız kalmışlar ama bayağı da büyümüşler gördüğünüz gibi. Bunlara Allah nasip ederse birkaç gün sonra direkt dikeceğim her birinin dibine ve bağlayacağız. Geçen sene bu vakitlerde, belki bundan biraz daha sonraydı, herhalde tam bir sene olmadı. Bunun çeliklerini alıp küçük saksılara diktik. Oldu olmadı dedik, 3 ay geçti. Hatta 5-6 ay sonra baktık kuruyor gibilerdi. Sonra filiz vermeye başladılar. Ve nihayetinde filizlenince, yeşillenince biz de bunları alıp bu büyük havuzlara diktik. 2 aydır buraya fazla gelemiyorum. 2 ayda bayağı gelişme kat etmişler. Gördüğünüz gibi pitayalarımız bayağı büyümüş. Bunlara şimdi birkaç gün sonra burada işlerimiz yoğunlukla başlayacağı için o zaman buraya her kökün dibine direkt dikip üstüne talvar yapacağız. Ve bu sene meyve vermese öbür sene kesin verir Allah'ın izniyle diye düşünüyorum. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Sabredince, emek edince oluyormuş arkadaşlar. 11 ay az bir süre değil ama başarmak insanı sevindiren bir unsurdur. Buraya 4-5 tane ekmiştik. Bir tanesi olmamış ama yine olabilir, bilmiyorum. Birisi burada bayağı yere kadar uzamış. İkincisini görüyorsunuz, o da uzamış. Üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi ve altıncısı hepsi olmuş. Yalnız benim bunlara birer direk ve dikip talvar yapmam lazım. İleriki dönemlerde onu yapınca onu da sizinle paylaşacağım. Benim hoşuma gitti. Yaptığım emeğin bir netice vermesi. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Ama eğer bunu çoğaltmak isteyen arkadaşlar varsa önü sıcağa gelmeli. Bahar aylarında yapsanız daha iyi olur. Biz önü kışa geldi. 4-5 ay hiçbir hareket olmadan duruyordu. Nitekim Nisan, Mayıs gibi canlanmaya başladılar. Ama bu işlemi Mart'ta, Nisan'da yaparsak daha hızlı bir neticeye sahip olabiliriz. Bugünkü pitaya videom bu kadar arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.